Merhabalar efendim. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Çok sayıda videolarıma soru geliyor ama bunların hepsini yanıtlamam imkansız. Günde yaklaşık 200 civarında soru geldiğini size söylersem belki bana hak verirsiniz. Efendim isterseniz konumuza geçelim. Bir kaburganız fazla olsa ne olur? İlk önce acaba kaç tane kaburganız olduğunu biliyor musunuz? Ona bir bakalım. Biliyorsunuz iki tarafta onar tane olmak üzere bir tane kaburgamız var görüyorsunuz fakat 11 ve 12 numaralı kaburgalar var. Bunlar ise yüzen kaburgalar. Bir kaburgamız fazla olursa boyunda olabilir. Bakın gördüğünüz üzere birinci kaburga ve X olarak işaretlenen omurlardan çıkan bir kaburgadan bahsediyoruz. Bu kaburga her zaman için her iki tarafta da eşit büyüklükte olmayabilir. Biz buna servikal, kosta veya kaburga adını veriyoruz. Yani boyun kaburgası desek belki daha doğru olur. Peki bu bölgede kaburganın fazla olması bize sıkıntı yaratır mı? Evet yaratır. Bakın görüyorsunuz burada okla işaretli olan bölgede bir tarafta iyi gelişmiş bir birinci kaburga var ama öbür tarafta ise omurdan bir çıkıntı var. Ve dolayısıyla ikisi birbirine benzemiyor. Ve gene işaretli olan bölgede bu fazlalık kaslarla beraber oluşan yerde bir takım basılara sebep olacak. Bunlar basit akciğer filmlerinde gördüğünüz üzere okla işaretli olan bölgelerde fazla kaburgayı görebiliyorsunuz. Burada esas sorun şu, bu bölgede fazlalık kaslarla fazla kemik arasında sinir, toplar damar ve atar damarın ile ortaya çıkıyor. Çünkü buradan özellikle kola giden atar damar, toplar damar ve sinirler var. Ve bu sinirleri bir bası söz konusu olduğu zaman özellikle bakın işaretli olan bölgede kolun bir bölgesinde genellikle uyuşma, yanma ve ağrı ortaya çıkıyor. Tabii bunun çıkışıyla beraber özellikle boyun omurlarındaki sorunlarla da karışma şansı oldukça fazla. Bakın şikayetler neler oluyor? Dediğim gibi ağrı uyuşma, özellikle boyuna, omuza ve kola yayılan bir ağrı var. Eğer atar damarlara bası yaparsa o koldaki nabız zayıflıyor ve kayboluyor. Solukluk, soğukluk, güç kaybı ve çabuk yorulma ortaya çıkıyor. Toplar damar sıkışırsa ise kolda ve ellerde genellikle şişlik ve mor Renk mavi renkte değişiklikler meydana geliyor. Dolayısıyla bu biraz diğerlerinden farklı bir şikayet olarak değerlendirilebilir. Normalde hastayı muayene ettiğiniz zaman boynunu çevirerek veya kolunu kaldırarak atardamar nabzının kaybolup kaybolmadığına bakılabilir. Böyle bir testlerimiz var. Bu testlerle de teşhisi koyabiliyoruz. Ama genelde sadece düz bir akciğer filmi bile yeterli. Tedavide genellikle fizik tedavi eğer işe yaramazsa cerrahi uygulanıyor. Özellikle bu da Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Ofiste bilgisayarda oturarak çalışanlarda postür duruş bozuklukları oluyor. Ve bunlar da buna benzer şikayetler yapabiliyor. Yaşınız ne olursa olsun sırt kaslarınızı mutlaka güçlendiriniz. Yapabileceğiniz en iyi şey bu efendim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.